gerçekten. Arkadaşlar şu an Hakkari Berçalan Berçalan Yaylası'ndayız. Urfa Doğa Yürüyüş Kulübü'nden Kadir hocamız. Osmaniye Doğa Yürüyüş Kulübü'nden Osman Demirkaya. Osman Demirkaya hocamız burada. Ev sahibi olarak Kadir hoca burada olduğu için misafir olarak önce Osman hocamıza sözü vereceğim. Evet. Osman hocam hoş geldiniz. Burayla ilgili, turunuzla ilgili izlenimlerinizi size zahmet alabilir miyiz? Evet, geçen sene de gelmeye çalıştığımız faaliyetimizi yapamamıştık. Bu sene de bir niyet ettik 3-4 ekip arkadaşımızla beraber. Aynı yeri, aynı günde, aynı tarihte yaptık. Gerçekten Hakkari doğasıyla vazgeçilmez. Yani o seçtiğimiz noktalar vazgeçilmez bir trekking faaliyeti yapılacak yer. Ama genelde şunu gördüm. Yol bozukluğu, bakımsızlık, artı ulaşımda yaptığımız sıkıntılar var. Ulaştığımız sıkıntılar var. Araçların buralara çıkması çok çok zorlu. Gördüğünüz gibi araçlar ta arkada yolları yapmaya çalışıyorlar ama ne yazık ki transit araçları haricindekiler yukarıya kadar çıkamıyor. Aslında insanların çıktığı nokta yukarısı. Yukarıya kadar da araç çıkabilir ama bizim getirdiğimiz normal Mercedes veya Volkswagen tarzı araçlar yukarı çıkamıyor. O da sıkıntı. Transitten haricinde gelemiyoruz. Rahatlık açısından değil ama doğa açısından Hakkari, Berçalan Yaylası ve Cilo Dağları, Cilo Buzulları'nın olduğu Zap bölgesi harika. Sümbüldağ artı Kaval Şelalesi falan ama ulaşımı Şırnak'tan yapacaklar için hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Van üstü gelsinler. O rezilliği biz çektik. Bari bu görüntüleri izleyenler çekmesinler. Teşekkürler hocam. Kadir hocam, sizin de izlenimlerinizi alalım. Hocam söz size. Osman hocamla biz birçok faaliyetten yanaydık. Burada tekrar karşılaştık. Hatta bu faaliyeti biz beraber yaptık. Siz ev sahibi dediniz ama şöyle. Ben daha önce buraya gelmiştim. Özür dilerim bundan dolayı. Hayır, ben daha önce buraya gelmiştim. Ondan dolayı ev sahibi dediniz belki. Evet. Doğrudur. Osman hocam ilk defa geliyor. Gerçekten buralar çok güzel. Osman hocam biz trekkingçileriz değil mi? Aynen öyle. Ben Osman hocamın yol bozuk dediğiniz şeye katılmıyorum. Bana göre araba aşağıda kalması da insanlar yürüyerek burayı keşfetsinler. Onda evet. Hemfikirim sorun yok. Ama belli bir noktaya kadar böyle arabanın gitmesi için. Aynen. Ama şunu da söyleyeyim mi? Cilo'yu çok kirletmişler. Evet. Keşke insanlar temizlik açısından da böyle bir özverili davransalar. Yani. Biz bu konuda çok muzdaribiz. Yani. Doğayı temiz tutun, doğayı koruyun. Aynen öyle. Daha önce bir faaliyette yine konuşmuştuk. Aynen. Doğayı korumak için biz and içtik ve bunu devam ettireceğiz. Aynen. Biz o yani Hakkari Cilo bölgesine gelen arkadaşlara diyoruz ki yanınızda getirdiğiniz beslenmek için kullandığınız malzemeleri artıklarını oraya bırakmayın. Orası milyonlarca insanın gelmek isteyip gelemediği ama sadece bir takım insanın onda buraya niyetlenen, burayı görmeye gelen insanın orayı görmesinin hevesini kırılıyor. Geldiğinde, gördüğünde yerde çöp var, orada çöp var. Mesela valilik oraya su, kamelya, herhangi bir şey yapabilir. Çünkü binlerce insan oraya geliyor. Binlerce insan buraya geliyor. Binlerce insan Türkiye'nin dört bir yanından buradaki dağları merak ederek geliyor. O getirdiğiniz çöpleri lütfen getirdiğiniz gibi aynı torbanın içine koyup getirdiğiniz yere geri götürün. Biz keza ne yapıyoruz? Kadir hocam ve biz veya doğa kulüplerinin çoğu hassas olduğumuz nokta şu. Çöpümüzü kendi aracımıza alıp koyup götürüp ilk çöpe kadar götürüp çöpüne atıyoruz. Kendimiz getirdik onları. Kendimiz yedik. Kendimiz içtik. Bizim Urfa Doğa Yürüyüş olarak bir sloganımız var. Biz ne diyoruz? Kirletme. Hayır. Şöyle diyoruz biz. Anılarınızı biriktirin, çöplerinizi götürün. Aynen öyle. Doğaya çöp bırakmıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir teşekkür şey. Ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim sizlere. Sağ olun. Umarım bir sonraki etkinlikte tekrardan görüşmek İnşallah. Üzere. İnşallah. Biz beraber birçok etkinlik yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Evet. Sıkıntı yok Allah'a çok şükür. Herkese Berçalan Yaylası'ndan selamlar, saygılar. Buradan arkadaşlar son sözü Kadir Hoca'ya bırakıyorum. Şimdi Osman hocam Osmaniye'den gelmişti. Ben de Urfa'dan. Oradaki sıcakta kalan arkadaşları şu anda düşünemiyorum. Evet. Bugün yarın biz de geleceğiz. Ama bu soğuğu çektik ya bu bize birkaç gün yetecek. Ciddi, hava sıcaklığı şu an belki 45-50 derece. Osmaniye'de 52 derecenin üstünde olduğunu tahmin ediyorum ama burada 12 derece, 13 derece. Şöyle abi. Uzun koludan görüyorsunuz. Yani kollarımıza bak. Ben artistine böyle yaptım ama. Aynı durumdayım ben. Üşüyoruz. Buz gibi bir yayla, her yerinden su akıyor. Muhammed kardeşim şu tarafa dönersen. Gel dostum.
Manzarayı da çekelim biz. Manzarayı da gösterelim. Suyun karşısına geçelim. Buzul suyu arkadaşlar. Harika. Buz gibi bir su. Temmuz'un 14'ündeyiz. Acayip bir serinlik var. Gördüğünüz buzul suyu o kadar doğal ki. Ayağınızı içine de sokun. Ayağını içine sokun. Hipotermi geçirecek şekilde. Hakkari doğasına herkesi bekliyoruz. Urfa Doğarı yürüyüş ve odayı olarak biz buradayız. Herkese selamlar, saygılar. Arkadaşlar şu an Hakkari Berçalan Yaylası'ndayız. Urfa Doğa Yürüyüş Kulübü ile beraber. Urfa Doğa Yürüyüş Kulüp Başkanı Kadir Hoca burada. Burayla ilgili daha izlenimlerini denemek istiyoruz. Bir bakalım burası neymiş, neyi nesiymiş. Kadir Hocam. Merhaba hocam. Şu anda Urfa Doğa Yürüyüş Kulübü olarak Berçalan Yaylası'ndayız. Urfa'da tahmini sıcaklık şu anda 45-50 derece. Doğrudur hocam. Arkadaşlarla görüştük. Yanıyoruz dediler. Biz burada inanır mısınız? Akşam gece üşüdük. Ve şöyle söyleyeyim, dün Cilo buzullarında hocamla beraber kamp yaptık. Bugün de Berçalan Yaylası'na çıktık. Erkenden döneceğiz kamp alanımıza çünkü burası gece çok soğuk oluyormuş. Arkamızda gördüğünüz buzulları gördünüz, oraları gezdik. Burada arkadan suyu görüyorsunuz buz gibi. İnanın bir dakika elinizi içine tutamazsınız. Hocam çok sağ olun. Biz mikrofonu Bakır Hoca'ya bırakacağız. Bakır abi dinleyelim. Aile canım, vayle canım, oy canım. Kimler yazsın fermanımı? Aile canım, vayle canım, oy canım. Bakır Hoca'ya ve Kadir Hoca'ya çok teşekkür ederiz. Rotamız devam ediyor. Yürüyorum sokaklarda, kimi gülüyor, kimi ağlıyor. Görüyorum insanların, kimi gülüyor, kimi ağlıyor. Çaresiz insanlar, ümitsiz insanlar. Benim şarkımdan ancak sevenler anlar, çekenler anlar. Yaşarken her gün ölenler anlar. Kayboldu bak tüm gençliğim, yapayalnız kaldım gönül. Güvendiğim dostlarımdan ne yaralar aldım gönül. İnandığım dostlarımdan ne yaralar aldım gönül.